200 bin yıl önce Afrika kıtasında yeni bir tür ortaya çıktı. Homo sapiens, modern insanlar, biz. Bugün dünya gezegeninde yaşayan 7 milyar insan var. Bu kıtadan kıtaya yolculuğumuzun hikayesi. Afrika'dan nasıl ayrıldık? Asya'yı geçip Avustralya'ya nasıl gittik ve Avrupa'ya nasıl yerleştik? Son sınır Amerika oldu. Fethedilecek son nokta. Bu arkeolojinin büyük gizemlerinden biridir. Amerikan toprağını tarım için ilk kim hazırladı? Ne zaman ve nasıl buraya geldiler? Daha uzaklara, daha güneye ilerledikçe bu topraklardaki ilk insanlar olduklarını biliyorlardı. Bu nehirler kıyı insanlarının ihtiyacı olan tüm kaynakları sağlayacaktı. İç kesimleri keşfetmek ve sonunda Kuzey Amerika'yı kolonileştirmek. Bilim insanı olarak bir tartışmanın olması heyecan verici. Çünkü sonuç önemli. İfade ettiği bir şey var. İlk Amerikalılar kimlerdi? Onlara ne oldu? Bu hikaye bizim hikayemiz. İlk insanlar. Amerika. Yakitan Yarımadası, Meksiko. 13.500 yıl önce bir mağaranın derinliklerinde bir tören gerçekleşir. Genç bir kadın kabilesi tarafından gömülüyor. Arkeologlar onu Eva olarak tanıyor. Yaşarken diğer tarih öncesi insanlar gibi o da avcı toplayıcıydı. Ama Eva bizim için özel. İlk Amerikalı olduğuyla ilgili hak iddia edilebilir. Amerika'nın hiçbir yerinde Eva'nınki kadar eski bir kalıntı bulunamadı. Eva'nın kemikleri su altında bulundu. Yakitan ormanlarının altındaki geniş bir mağarada. Burada katedral büyüklüğünde odalar ve geçilmesi neredeyse imkansız darlıkta tüneller var. Meksikalı arkeologlar 2008 yılından beri bu mağaralarda kazı yapıyorlar. Takımın lideri Arturo González. Benim için arkeolojinin en kolay yolu. Çünkü kazmaya gerek yok. Çünkü toz almak zorunda değilsiniz. Ve her şey açık. Buldukları kemiklerin çoğu hayvanlara ait. Ama aralarında tarih öncesi insanlara ait kalıntılar da var. Dalış yaparak araştırmak için çok zaman harcıyoruz. Ama sonunda insan kalıntısı bulduğunuzda bu piyango gibi. Tanrım, şükürler olsun diyorsunuz. Bu keşfe dokunmak için harika bir fırsatın var. Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmak gibi. Etkileyici. Ama neden bu insanların kemikleri su altında? Sudan etkilenmemişlerdi. Mağara su altında kalmadan önce orada olmalıydılar. Buzul çağındayken
dünyadaki suların büyük bir kısmı donmuştu ve deniz seviyesi bugünkü seviyeden 120 metre daha düşüktü. Kıyı şeridini geriye doğru iten buz tabakaları vardı. Amerika'nın şeklini değiştiriyordu. O zamanlarda Yakutan'daki bu mağaralar insanların girmesi ve ölülerini gömmesi için yeterince kuruydu. Kuru dönem 8000 yıl önce sona erdi. Mağaralar sular altında kaldığı süre boyunca insan kalıntılarını mühürleyip korumuş. Gonzales ve ekibi mağaradan toplam 8 iskeleti kurtardı. Kuzey Amerika'daki herhangi bir bölgede bulunan tarihi öncesi insanlardan oluşan en büyük koleksiyon. Bulunan yıldız Naharon'un Ivası. Bu mağaralarda bulduğumuz ilk iskeletti. Aynı zamanda da en eskisi. Bunun genç bir kadın olduğunu biliyoruz. Çünkü kalça kemikleri erkeklerinkinden çok farklı. Kafatası aynı zamanda bir kişinin cinsiyeti için iyi bir göstergedir. Bu kafatası çok narin ve genç bir kadına uyuyor. Hayattayken boyu 140 santimetreydi ve öldüğünde 20'lerindeydi. Radyokarbon tarihleme yöntemi, kemiklerin 13.500 yıl önceye ait olduğunu gösteriyor. Arkeologlar, Eva'nın büyük göçebe bir kabilenin üyesi olduğuna inanıyor. Mağaranın 60 kilometre yukarısındaki ormanda yaşadılar. Mağaraya sadece ölülerini gömmek için geliyorlardı. Eva keşfedildiğinde iskeleti sağlamdı. Rahatsız edilmemişti ve oraya kasten yerleştirilmişti. En yakın çıkışa 400 metre uzaklıktaydı. Kanıtlar, Eva'nın bir çeşit cenaze töreni için orada yattığını gösteriyor. Kuzey Amerika'nın herhangi bir yerinde maneviyatla ilgili ilk işaret. Ama neden bu kadar uzağa gidip mağaranın 400 metre içinde bir tören yapılsın? Genel olarak mağaranın en derin kısmı normalde girişten çok uzakta. Ama biz bilemiyoruz. Biz bu belirli yerleri neden özellikle seçtiklerini bilmiyoruz. Octavio Rettig, modern günümüzde bir şaman. Bu derin odaların ruhların dünyasına bir geçiş olduğuna inanıyor. Burada şamanlar psikotropik ilaçlar kullanarak ruhlarla iletişim kuruyordu. Bugün Arturo González, Meksika kurbağasının salgı bezlerinden üretilen bir bileşimle bu durumu yeniden canlandırıyor. Ben antropoloğum. Ben bir paleoantropoloğum. Akılcılığa çok inanıyorum. Ama şimdi cenazeleri için bu özel yerleri neden seçtiklerini çok daha iyi anlıyorum.
Amaçları ruhlarla iletişim kurmak. Bu tür ritüeller 13.500 yıl önce Amerika'nın herhangi bir yerinde medeniyetin en titrek belirtileridir. Ama arkeologlar için bu bir sorun. Eva, Kuzey Amerika'ya hiç kimse gitmeden yüzlerce yıl önce Yucatan'daydı. Onlarca yıl boyunca Kuzey Amerikalıların Sibirya'dan yürüyerek geldikleri varsayıldı. Buzul çağında deniz seviyesi o kadar düşüktü ki bugün Bering Boğazı'nın olduğu yerde bir köprü vardı. Ama insanlar Alaska'dan daha ileriye gidemezdi. Çünkü Kanada iki büyük buz kütlesiyle kaplıydı. Çapraz bir bariyer. Sadece dünya ısınıp buz kütleleri erimeye başladığında güneye giden bir rota ortaya çıktı. Okotok, Alberta, Kanada. Alberta'da bu güney rotasını bulmak kolay. Ovaların arasına dağılmış bir dizi devasa kayalar var. Bu manzaraya ait görünmedikleri için düzensiz olarak nitelendirildiler. Bu muazzam kaya aslında burada olmamalıydı. Orijinal yurtları aslında 160 kilometre kuzeyde. Fakat devasa iki buz kütlesinin arasına sıkışıp kalmış ve bu muhteşem kaya güneye itilmiştir. Buz tabakaları sonunda eriyince kayaları buraya bıraktı. Bu gibi kayalar çevreden izole görünürler. Ama onları manzaranın dışına çıkardığımızda bize iki dev buz tabakasının arasındaki koridorun nereye açılacağı konusunda mükemmel bir fikir veriyorlar. Gerçekten de Kuzey Amerika'ya bir geçit işaret ediyorlar. Buzsuz koridor yaklaşık 13 bin yıl önce açıldığında insanlar güneye yürümeye başladı. Günümüzün Birleşik Devletleri'ne. Her iki yanınızda eriyerek birbirinden kopan çok büyük buz tabakaları var. Buzdaki çatlamaları, erimekte olan suyun sesini, bu tabakalardan kopan buz kütlelerinin gürültülerini duyabiliyorsunuz. Daha da güneye ilerledikçe, hiçbir insanın daha önce ayak basmadığı manzaralar ortaya çıkacaktı. İnsan yaşamına dair hiçbir işaret yoktu. Bu topraklara ayak basan ilk insanlar olduklarını biliyorlardı. Bu yeni dünya, büyük canavar sürülerine ev sahipliği yapıyordu. Kolombiya mamutundan daha büyüğü yoktu. Ağırlıkları 9 tonu buluyordu. Onları öldürebilecek avcı olmadığından çoğalmışlardı. Mamutların ilk Amerikalılar tarafından avlandığına dair ilk kanıtlar 1930'larda bulundu. Güneybatı'daki bir dizi kazı alanında arkeologlar mamut kemiklerinin yanında mızrak uçları buldu. Bu mızrak uçları Clovis uçları denilen New Mexico'daki Clovis yerleşim bölgesinde bulundu. O zamandan beri Birleşik Devletler'in genelinde keşfedildiler. Çok yaygındılar. Arkeologlar onları Clovis insanları olarak tarif ediyorlar. Goodson Kaya Barınakları, Oklahoma. Ozark'taki bu kaya barınakları yeni bir arkeolojik kamp alanı. Kazılar daha yeni başladı. Ama Clovis insanları yerleşim bölgesi gibi görünüyor. Thank you.
13 bin yıl önce bir aile grubu ilerlemeden önce bir süre burada kalmış olabilir. Yaşam yemek yemek üzerine kurulu. Onu bulmak, hazırlamak ve yemek. Avcı toplayıcılar çok hareketliydiler. Bugünün insanlarından 4 kat daha fazla protein tüketiyorlardı. Metin Eren, arkeoloji kampının yöneticilerinden ve taş yontma uzmanı. İlk Amerikalılarınki gibi bir Clovis ucu yapabilir. Bu bir Clovis ucu. İnanılmaz bir taş devri teknolojisi. Hiç kimse taş devrinde 13 bin yıl öncesine kadar böyle bir şey görmemişti. Bıçağın her tarafı çok keskin. Bu iki tarafta oyuk olduğu için bir mızrağın sapına kolayca yerleştirilir ve böylece en büyük taş devri canavarları kolayca devrilebilir. Birçok açıdan bunun ilk Amerikan icadı olduğunu kabul edebilirsiniz. Bu benim yaptığım bir Clovis ucu. Clovis insanı bunu bir tahta parçasına yerleştirip bunun gibi kamıştan yapılmış bir sopaya bağlayabilirdi. Daha sonra bu mızrakları atlatıl ya da mızrak atıcısı dedikleri şeyle birleştirdiler. Ve bu mızrak atıcısıyla herhangi bir buzul çağı hayvanını vuracak kadar büyük bir imkan elde etmişlerdi. Bu kesinlikle öldürür. Vay canına. Bu Clovis ucu bu 7,5 santimlik hedeften tamamen geçti. Bu şekilde Clovis insanlarının peşinde koştukları ava nasıl bir zarar verebildiklerini kolayca hayal edebilirsiniz. Bu inanılmaz bir silah. Ama Clovis insanları rotalarını nasıl oluşturdu? Bu bilinmeyen ülkede nereye gitmeli, ne yapmalılar? Bob Stevens, bir Apache Kızılderili, avcı, iz sürücü ve hayatta kalma uzmanı. Bu bölgede vahşi doğada olmak, rüzgarı hissediyorum. Rüzgar bana doğru esiyor. Bütün sesler benim bir parçam haline geldi. Ritimler, kalp ritimlerim oluyor. Sadece etrafımdaki dünya benimle bir olmuyor. Ben de etrafımdaki dünya ile bir oluyorum. Ve biz tek oluyoruz. Clovis insanlarında herhangi bir kullanma kılavuzu yoktu. Kimse onlara nerede avlanacaklarını söylemedi. Kendi başlarına çalışmak zorundaydılar. Yapacağınız ilk şey yüksek bir yer aramak. Yüksek bir yere geldiğinizde etrafınızı daha iyi görebilirsiniz. Arazi sizinle konuşur. Bütün hayvanlar kanyonun dibindeki bu bölgelere inerler. Aşağı inip su içmek için patikalara ihtiyaçları olacaktır. Bu alanda yoğunlaşacaklar. Çünkü her yerdeler. Kanyonun yukarısında, kanyondan aşağıda. Bu kanyon kutu şeklinde. Giriş ve çıkış yok. Bilirsiniz, bu noktaya kadar inerler. Yani bu iyi bir merkezi konum. Bir süre kamp kurup daha sonra buradan çıkıp araziyi biraz daha keşfetmeye başlayabilirsiniz. Alaska tarafındaki karasal köprüden gelen insanların buraya geliş hızları inanılmaz. Belki de bu keşfetme arzusu. Belki de bir sonraki yüksekliğin tepesinde yatan bir şey vardı. Bir sonraki yamacın ötesinde. Buraya geldiğim zaman yapacağım şey, görebildiğim son tepenin ardında ne olduğunu öğrenmek isteyeceğim. Oraya gidip, etrafa bakıp şunu söyleyebilirsiniz. Orada ne olduğunu biliyorum. Ve şimdi ne görüyorum? Başka bir tepe görüyorum ve böylece benim daha uzaklara gitme isteğimi canlı tutuyorum.
Bu hikayenin çekiciliğinin bir kısmı, Amerika'nın batısıyla ilgili bazı klasik fikirleri çok güzel yansıtmasıdır. Bu güçlü insanların amacı, sürüklendikleri bu yeni manzarayı başarılı bir şekilde keşfedip kolonileştirmekti. Bu hikaye gerçekten doğru muydu? Clovis insanları Amerika'nın ilk avcıları mıydı? Geride bıraktıkları en eski arkeolojik kanıt 13 bin yıl öncesine dayanıyor. Ama Yakitan'daki Eva 13.500 yıl önce yaşamıştı. Clovis insanlarından yüzlerce yaş büyük. Eğer Eva ve onun türü kıtanın güneydoğusuna bu kadar erken ulaşmayı başarmışsa, insanlar 13 bin yıldan çok daha önce Kuzey Amerika'ya girmiş olmalılar. Peki ne zaman geldiler? Buraya nasıl geldiler? Prairie Pınarı, Wisconsin. Jacqueline Gill, insanların Kuzey Amerika'ya geliş tarihi hakkında bilgi verebileceğine inanıyor. Kemikleri ya da araçları inceleyerek değil, gübreyle. Sporor Miel adı verilen bir tür mantar sporu var. Ot yiyen büyükbaş hayvanların besin açısından zengin gübresinde büyür. Çok hayvan, çok gübre. Ve çok gübre, çok mantar sporu. Bu sporları harika yapan şey binlerce, hatta on binlerce yıldır sürmeleridir. Kelimenin tam anlamıyla toprağı kazarak geriye doğru üzerinde çalışabilirsiniz. Geçmişte arazide kaç tane hayvan vardı? Jacqueline Gill eski göl yataklarından çamur örnekleri alıyor. Mantar sporlarını ayıklamak için bir çözücü ekleyerek onları santrifüjde döndürüyor. Ve sonra tarih öncesi dönemde kaç tane hayvan olduğunu sayabiliyor. Mamut ya da mastodon gibi hayvanlar. Sporları sayarak geçen saatlerin sonunda ilginç bir şey fark ettim. 15 bin yıl önce bir sürü spor vardı. Yani arazide çok fazla hayvan vardı. Ama sonra bir şey oldu. Yaklaşık 14.800 yıl önce spor sayısı azalmaya başladı ve yaklaşık 13.500 yıl önce tamamen yok oldular. Bu sporların ortadan kalkması, Clovis ucundan çok daha önce avlandıklarını gösteriyor. Kuzey Amerika'da Clovis insanları ortaya çıktığında büyük hayvanlar halihazırda tükenmişti. Bu daha önce düşündüğümüzden çok daha önce burada insanlar olması gerektiği anlamına geliyor. Ama eğer insanlar Clovis'ten daha önce avlandılarsa arkeolojik kanıtlar nerede? Bu Washington eyaleti Olimpik Yarımadası'nda keşfedilen bir kaburga kemiği. Bir mastodona ait. Mamutla fil arasında bir tür. Bu kaburga kemiğini eşsiz yapan şey, kaburgaya gömülmüş olan bu kemik kütlesidir. Bunun ne olduğunu merak ettik. Bu yüzden kemik üzerinde yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taraması yaptık ve bu nesnenin 3 boyutlu bir modelini oluşturduk. Nesne açıkça insan yapımı bir Clovis ucu değil. Kaburganın içine giren daha basit bir mızrak ucu türü.
Bu file fırlatılmış olan mızrak ucu, daha sonra saklanmış olan mastodonun derisinden zorla geçerek hayvanın dokuları aracılığıyla yaklaşık 20-25 santim mastodonun içinde ilerliyor ve hayvanın kaburgasına tesadüfen bütün olarak saplanıp orada kalıyor. Hayvan olanlardan dolayı kıpırdanmaya başlayınca kaburga kemiğinde kırılarak içeride kalıyor. Tam olarak yaşını bilmiyorduk. Radyokarbon testiyle kemiklerin tarihini belirledik. 13.800 yıl öncesinden geliyordu. Bu hayvan insanlar tarafından Kuzey Amerika'da Clovis'ten 8 asır önce avlanıp öldürüldü. Kuzey Amerika'da Clovis'ten 8 asır önce görüldü. Daha önce düşündüğümüzden çok daha önce burada insanlar olmalıydı. Buraya geldikleri hız inanılmazdı. Giderek daha net hale geliyor. En eski Amerikalılar 13 bin yıl önce buzsuz koridordan gelen Clovis avcıları değildi. Kuzey Amerika'ya başka bir yol olmalıydı. John Erlinson, ilk Amerikalıların 16 bin yıl önce tekneyle geldiğine inanıyor. O zaman toprak hala buzla kaplıydı. Pasifik'in kuzeybatı sahili çoğunlukla buzsuzdu. Denizin cömertliğinden yararlanarak herhangi bir buzdağını geçip güneye doğru bir rota bulmak mümkündü. Kıyı rotasının bu kadar çekici olmasının nedeni bu. Bu bir boğa yosunu ve tek bir yosun ormanı formunda. Pasifik kıyılarının her tarafına yayıldılar. Bu yosun ormanları çok üretkenler. Milyarlarca spor üretirler. Günde bir metreye kadar uzayabiliyorlar. Ve çok karmaşık beslenme sistemlerini destekliyorlar. Balık, deniz kabukluları, deniz memelileri. Sonuçta yenilebilir. İlk Amerikalılar buzsuz koridoru yürüyerek geçmek yerine yosun otoyolundan aşağıya kürek çektiler. Pasifik sahili boyunca kuzeyden Güney Amerika'ya, Patagonya'ya kadar uzanan yosun ormanları var. Yosun otoyolunda seyahat etmek, karadan gitmekten daha hızlı ve kolay olurdu. Her zaman aynı araziden geçiliyor, her zaman deniz seviyesinde. Antropolojik teoriler insanların gerçek anlamda balık tutmaya başlamadıklarını ve 10 bin yıl öncesine kadar tekne geliştirmediklerini öne sürdü. Bu benim için hep açıklanamaz oldu. Sahil şeridi çok üretken, insanlar tarihin %99'unda neden onu görmezden geliyordu? Hala insanların buzsuz koridordan aşağı inebileceğini düşünüyorum. Ben sadece bu noktada daha önce kıyıya inmiş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve ilk Amerikalıların sahile adapte olduklarını sanıyorum. Kıyı göçüyle ilgili arkeolojik kalıntılar, yükselen denizler tarafından yıkanıp temizlenmiş. Ancak bu teoriye göre, Pasifik deniz kıyısı derme çatma kamplarla noktalandı. İnsanlar bir burundan diğerine balık ve deniz memelilerini avlamaya ve yosun toplamaya giderlerdi. Arazi daima onların görüş alanlarındaydı. Sahile inmek ve insanların daha önce hiç bulunmadığı bu yerleri keşfetmek gerçekten harika bir yolculuk olmalı. Bu denizciler daha sonra karşılaştıkları büyük nehri takip ederek iç bölgelere yönelip bu sayede kıtanın kalbine doğru ilerleyebilirlerdi.
Kıyıdan aşağı inen bu insanlar için bu nehirler yosun otoyolunda yer alan yan yollar gibiydi. Kıyı insanlarının iç bölgeleri derinlemesine keşfedip sonuç olarak Kuzey Amerika'yı kolonileştirmesi için gerekli tüm imkanları sağlamış oluyordu. Birleşik Devletler'in nehir ağları yolculukları için potansiyel bir harita sunuyordu. Eğer Kolombiya Nehri boyunca içeri girdilerse, Mississippi'ye akan Missouri'ye ve sonunda Meksika Körfezi'ne varabilirlerdi. Bu yolla Eva gibi insanlar buzsuz koridorun açılmasından çok önce kıtayı geçebilirlerdi. Eğer insanlar kıyıdan ve nehirlerden geldilerse, kalıntıları nerede? Onlar kimdi? Ve onlara ne oldu? Kuzey Amerika'daki en eksiksiz tarih öncesi iskelet bu müzede tutuluyor. Burke Müzesi. Yosun otoyolunda seyahat eden, erken kıyı göçmeni olmuş bir erkek. Ama kemikleri filme almak, güvenlik riskleri nedeniyle imkansız. Çok sayıda kilitli, alarmlı kapı, güvenlik kamerası ve buna benzer şeyler var. Bu özel iskelet, kendi özel güvenlik sistemi içinde iki kat korunuyor. Güvenlik şehrinin içinde bulunan bankadaki kasa diyebilirim. Kırıp girmek ve kalıntıları almak çok zor olmalı. Ev tipi kamera görüntüleri, Eylül 1996. İskelet 1996 yılında keşfedildi. Bir erkek 8000 yıl önce Kennewick, Washington yakınlarındaki Kolombiya Nehri'nin yanına gömülmüş. O, Kennewick adamı olarak tanımlanıyor. Fakat yerel kabileler onun hemen gömülmesini istedi. Yerli Amerikalıların eski kalıntıları almak için federal hakları var. Eğer atalarıyla olan bağlantıyı ispat edebilirlerse, yetkililer tekrar gömmek amacıyla kemikleri teslim ederler. Geri dönüş olarak bilinen bir süreç. Armand Minton gibi bir kabile reisinin tüm çabalarına rağmen, Kennewick adamına bu hiç uygulanamadı. Yaşam şeklimiz farklı. Nesilden nesile aktarılan, yazılı olmayan yasalarımız var. Fakat aynı zamanda hukuku takip etmeliyiz. Federal bir ajansla çalıştık. Yeniden gömmek için hazırdık. Ve sonra bilim insanları devreye girdi. Çalışma yapmak istediler. Burası mahkemenin olduğu yer. Antropologlar fosillerin çok önemli olduğuna inanıyorlar. Tekrar yaratmak için ilgi çekici. Yeniden gömmeyi başlatmak için hukuk davası açtılar. Kennewick adamı durumu belirsiz olduğundan beri gözlerden saklı ve kaderi hakkında kararsız. ...2004 yılında mahkeme dünyanın önde gelen adli tıp antropoloğu Smithsonian'a dayanarak kemiklerin Doug Owsley tarafından incelenmesine izin verdi. Kesin bir inceleme yapmak için ekibine 2 hafta verildi. Çok fazla veri ürettiler. Sonuçları yayınlamak 9 yıl aldı. Kennewick adamını özetlemek için şöyle diyebiliriz. Yaklaşık 72 kilo, 1 metre 71 santim ve 40 yaşlarında. Çok güçlü bir adam, çok güçlü kemiklere sahip ve geniş bir bedeni var.
Sağ kolu sol kolundan daha geniş ve daha güçlü. Bunu mızrak kullanmaya bağlarız. Bu çok hızlı ve seri bir hareket. Bunu yaparken kendinizi tutmanız gerekiyor. Bu yüzden sol bacağı öne atarsınız. Bu da sizin kendinizi tutmanızı sağlar. Bu harika ama aslında sağ bacakla sol bacak arasındaki güç farkını görebilirsiniz. Ama aynı silahlar, bir mızrak ve atlatıl, Kennewick adamına karşı kullanılmış görünüyordu. Pelvisine baktığınızda sağ kalça kemiğine gömülü bir mızrak ucu vardı. Bu onu zorla yere devirdi. Sağ pelvis kemiğini ikiye bölmüş. Pelvis ucunun bir kısmını kesmişti. Ama şanslı bir atıştı. Biraz daha içeri girmiş olsaydı iç organlara girerdi ve onu öldürürdü. Aynı zamanda 5 kaburgası kırıktı. Onları mızrakla aynı zamanda kırmış olabilirdi. Kaburgalarda gördüğümüz kırıkların türü, birini öldürmek için adli vakalarda gördüğüm türden bir şey. Saldıran her kimse ona yeterince yakın olmalıydı. Aslında iyi bir tekme atarak bu kaburgaları kırabilirdi. Ama o çivi kadar sertti ve hayatta kaldı. Bu olaydan sonra 20 yıl daha yaşadı. Kennewick adamının kemiklerinden daha neler çıkarılabilirdi? Owsley, izotop sinyaliyle kimyasal içeriğini analiz etti. Bu Kennewick adamının ne yediğini ve yiyeceklerin nereden geldiğini gösterebilirdi. İzotop sinyalini çalıştırdığımızda denize ait işaretler vardı. Ve Kolumbiya Nehri sularında yüzen çok fazla somon var. Ve bu arkadaş Kolumbiya Nehri boyunda bulunduğundan bunun çok doğal olduğunu düşündüm. Bazı karbon seviyeleri o kadar yüksekti ki bu herhalde sadece nehir balığı yiyerek olamazdı. Onun yerine Kennewick adamının beslenmesinde deniz memelileri de vardı. Bu adam aslında sahilden geliyor ve izotop sinyali açısından bir bağımlı. Bu adam büyük ölçüde foklara bağımlı. Orta Alaska kadar uzak kuzeyden geliyor. Adli kanıtlara göre Kennewick adamının kendilerini denizden besleyen diğer kıyı göçmenlerine benzer bir yaşam tarzı vardı. Sadece hayatının geri kalanı Kolombiya Nehri iç bölgelerinde geçiyordu. Bu beni çok şaşırttı. Bunu tahmin etmemiştim. Böyle bakan herkes aynı şekilde düşünürdü. Buradaki vatan onun vatanı değil, o buradan değil. Amerikan yerlileri bu fikri reddediyorlar. Ona antik olan diyorlar ve kendilerinden biri olduğuna inanıyorlar. Kolombiya Nehri'ndeki mezar, yalnız bir gezgin olmadığını, belirli bir topluluğun parçası olduğunu gösteriyor. Antik olanın, bugün yaşadığımıza benzer bir hayat yaşadığına inanıyoruz. Yaklaşık olarak aynı tür yiyecekler, yemek, aynı dili konuşup, aynı nehirden avlanmak. Ve başka insanların da olduğu benzer törenle gömülmesi, onunla ilgilenip bugün yaptığımız gibi toprağa gömdüler. Kızılderili insanlar olarak bizler bedenimizin zamanın sonuna kadar kalması gereken yere gittiğine inanırız.
Bizim inandığımız şey bu. Ve 9000 yıl önce olması önemli değil. Antik olan gibi beden topraktan çıkarıldığında yolculuğu kesintiye uğrar. Durur. Daha fazla kazı yapılmaması için yetkililer Kolombiya Nehri çakıllarındaki mezar alanını kapattılar. Ancak henüz hiçbir kemik yeniden gömülmedi. Kabileler Kennewick adamının onların ataları olduğuna inanıyor. Bilim insanları sadece bir kitapta yazmıyor diye bir gerçeği görmezlikten gelemez. Bu doğru değil. Bu benim gerçeğim. Bunu her gün yaşıyorum. Doug Owsley aynı fikirde değil. Günümüz Kızılderilileriyle Kennewick adamı arasında atalardan kalma bir bağlantı olmadığını düşünüyor. Kafatasları aynı şekilde değil. Bu bir Kızılderili kafatası. Çok geniş elmacık kemiklere sahip. Bunu oldukça kısa, geniş bir kafatası ile kısa sürede eşleştirebilirsiniz. Bu kafatası Kennewick adamı kafatasında gördüğümüzden farklı. Kennewick adamının kafatası kısa ve geniş olmak yerine daha uzun ve daha dar olma eğiliminde. Ve yüzüne baktığımızda yüzünün genişliği bu kadar ve burası modern Amerikan yerlilerinde gördüğümüz kadar aşırı derecede gelişmemiştir. Ve biz örneğin şu soruları sorabiliriz. Kennewick adamı en çok kime benziyor? Dünyada kimle eşleşiyor? Bu soruları sorduğumuz zaman dünya geneline baktığımızda Polinezyalıları görüyoruz. Kennewick adamının yüzü modellemeyle yeniden yapıldığında aynı olarak bilinen Polinezya halkına benziyordu. Kuzey Japonya'dan geleneksel avcı toplayıcılar ama 20. yüzyılda yok oldular. Kafatasları Kennewick adamınınkine benzer, uzun ve dardı. Ben şu anda onun tam olarak Polinezyalı olduğunu söylemiyorum. Bizim söylediklerimiz 10.000 yıl önce, 15.000 yıl önce Asya kıyıları sahilinde denizci, avcı ve toplayıcı insanların olduğu ve o insanların böyle göründüğü. Yakitan'daki iskeletle aynı. Ivan'ın kafatası Kennewick adamınınki gibi dar ve uzun. Eva bugünkü modern Amerikan yerlileriyle eşleşmiyor. Bu teoriye göre Amerika'ya gelen ilk göçmen dalgası Eva ve Kennewick adamı gibi dar ve uzun kafataslı insanlardı. Ama yaklaşık 8000 yıl önce bir başka dalga geniş ve yuvarlak kafataslı insanları içine sürüklemiş olmalı. İlk dalgayı silip Amerika'da çoğalmaya devam ettiler. Eğer bu doğruysa, o zaman bugünün yerli Amerikalıları Kennewick adamıyla doğrudan ilişkili değildir ve kemiklerinde hiçbir hak iddia edemezler. Ama soy testinin başarılı olacağı bir yol daha var. DNA'ları kullanmak. Kopenhag, Danimarka. Kennewick adamının kemiklerinin herhangi bir genetik veri sağlamak için bozulmuş olduğu düşünülüyordu. Ancak Eske Willerslev, antik genetik alanında öncüdür. Ekibi, Kennewick adamının bugünün yerli Amerikalılarıyla ilişkili olup olmadığını kanıtlayabilecek kullanılabilir DNA'lar ayıklamayı başardı. Bir bilim insanı olarak eğer bir tartışma varsa bu çok heyecan verici olur. Çünkü bu bir sonuçtur. Eğer bu tartışmayı çözebilecekse sonuç önemlidir. Bir kere DNA'ya sahip oldukları zaman
milyonlarca kopya yapıp onları yüksek verimli bir dizileme makinesine aktarırlar. Makine onları boyayarak bir dizi kimyasal işlem başlatır. Genlerin içinden seçilmiş ışık toplulukları fotoğraflanıp fantastik detaylarla analiz edilebilir. Ben elbette bir genetikçiyim. Bu yüzden ön yargılıyım. Ama gerçekten düşünüyorum. Genetik bugün, özellikle burada teslim aldığımız genler, bu tür soy araştırmalarını adreslendirmek için çok ama çok güçlü bir araçtır. Willerslev, Armand Mintor ve diğer kabile liderlerini laboratuvarını ziyaret etmeye ve Kennewick adamının dizilimiyle ilgili en son bilgileri bulmaya davet etti. Ama önce onları steril bir odaya götürüyor ve antik kalıntıdan DNA'ların nasıl çıkarıldığını gösteriyor. Bugün 500 yaşında bir Viking dişiyle çalışıyorlar. Bu tür materyallerde çok az DNA var ve genetik kodu gerçekten okuyabilmeniz için onu parçalamak zorunda kalacaksınız. Daha sonra tabiri caizse ayıklayacak ve DNA'yı çıkaracaksınız. Bu antik olanın sürecine benzer ama tabii antik olan diş yerine kemikti. Burada olmak ve ne yapıldığını görmek bizi biraz rahatsız ediyor. O insanın da kalıntıları bu şekilde işleniyor. İnsan kalıntıları kutsal olarak işlem görmeye ihtiyaç duyar. Ama bu bilim. Ve kabileler olarak bizler bilimin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bilim toplantısı geleneksel bir duayla sona erdi. Her nerede ne olursa olsun her zaman antik olanı düşüneceğiz. Her nerede. Onlar için ne kadar önemli olduğunu gördüğümde gerçekten bu konuda duygusal bir şeyler hissettim. Eminim ki Kennewick adamının örneklerini almam için bile fedakarlık yapıyormuş gibi hissediyorlar. Ama bu kemikleri potansiyel olarak geri alabilmeleri için yapmaları gereken bir fedakarlıktır. Bulduğumuz bu şeylerden herhangi biri, genetik araştırmalarla ilgili şüpheleri ne olursa olsun, kabileler iyi bir haber almak üzere. Bu antik olanın DNA'sı. Şimdiden gen dizilimine sahibiz. Ve bu kısmın analizlerine dayanarak, antik olanın Amerikan yerlileriyle dünyadaki diğer insanlardan daha yakın olduğunu buradan görebiliriz. Bunun antik olanla ilgili iddia edilenler açısından gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi antik olanın bugünkü modern Amerikan yerlilerinden farklı olduğuna dair bir iddia var. Öyle değil mi? Eğer durum buysa, gerçekten iddia buysa, o zaman antik olanın DNA'sı dünyadaki diğer insanlarla eşleşmeli. Örneğin diğer Asyalı gruplarla ya da onun gibilerle. Ama sonuç böyle değil. Temel olarak Amerikan yerlileriyle kesin olarak örtüşüyor. Elimize geçen bu bilgiler ışığında çok önemli yeni bilgilere ulaşabiliriz. Bu çok cesaret verici. Bu söylediklerinizi duymak, biz Amerikan yerlileri olarak bunu her zaman biliyorduk. Bu onaylıyor, başından beri söylediklerimizi tekrar teyit ediyor. Bulduğumuz bu şeylerden herhangi biri, antik olanı geri almamız için size yardımcı olabilir. Biliyorsunuz, elimden geleni yapmaktan mutluluk duyacağım. Yani mahkemeye çıkmanız için, sonuçların güvenilirliğini tartışmak ya da benzeri şeyler için. Tamam. Her ne olursa. Tamam. DNA oyun değiştirici olabilir.
Kennewick adamının genetik dizilimi tamamlandığında geri dönüş kampanyası için yeni bir kanıt olacak. Eğer genetik haklıysa, Amerika'ya iki ayrı göç dalgası yoktu. Sadece bir taneydi. Eva, Clovis insanları, Kennewick adamı. Hepsi aynı gen havuzundan. Günümüz kızıl derilileri gibi. Hepsi bir millet. Bugünün yerli Amerikalıları atalarından farklı görünebilir. Ancak bu sıra dışı bir şey değil. Dünya çapında neredeyse herkes tarih öncesi atalarından farklı görünüyor. Hiçbirimiz bir zamanlar olduğumuz insanlar değiliz. Meksiko şehri, Meksika. John Hawkes, insan biyolojisinin son 10 bin yılda nasıl değiştiğini araştırdı. İlk insanlar bizi büyülüyor. Onlar doğallar çünkü onlar biziz. Onlar bugün herkesin atası. Ancak kafataslarına, yüzlerine baktığımızda bizim yüzümüzle aynı olmadığını fark ettik. Çünkü biz değiştik. Olması gereken soru şu, neden? Hawkes, insanların yaşam tarzlarındaki değişikliklere çok duyarlı olduğuna inanıyor. Avlanmayı ve toplanmayı bıraktıktan sonra farklı yiyecekler yemeye başladık. Yalnızca bu kafatasımızın değişmesi için yeterli. Ve şehirlerde yaşıyoruz. Beyinlerimiz artık çok fazla çalışmak zorunda değil. Başkalarının zekalarına güveniyoruz. Şaşırtıcı olabilir ama yerleşik hayata geçmeye başladığımızda kafataslarımız sadece şekliyle değil, ebat olarak da küçülmeye başladı. Muhtemelen beyinlerimiz de küçüldü. İlk insanlar çok küçük gruplar halinde yaşadı. Yapmak istedikleri herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını anlamak zorundaydılar. Bulmaları gereken yiyeceklerin çevrelerinde nerede olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bilgi nesiller boyunca birikir. Her şey burada olmalıydı. Onların zekalarıyla yaşamak. Bu öncüler yeni bir dünya yarattı. Kara ya da deniz yoluyla gelmiş olmaları fark etmez. Şimdi daha önce düşündüğümüzden en az 2000 yıl önce geldiklerini biliyoruz. Ve Amerika kıtasına hızla yerleştiler. Aynı keşif ruhunu dünyadaki diğer ilk insanlar da paylaşıyordu. Genetikçiler, ilk insanların genlerinin onları risk almaya yönlendirdiğine inanıyor. Yeni olanı araştır ve değişimi kucakla. Bazıları bunlara kaşif genleri diyor ve hala DNA'mızdalar. İlk insanlar kaşifti. Belirgin rotaları vardı. Yaşamakta olduğumuz dünyayı onlar yarattı. Ve yıllar sonra gelen onlarla bizim aramızdaki şu genetik bağ bizi onlara bağlıyor. Daha önce hiç bulunmadığımız bir yerlere itiyor. Bu yaptıklarımızı başka hiçbir tür yapamaz. Göç et, keşfet ve dünyanın her köşesinde yaşa. Ve biz de yapıyoruz. Çünkü onlar yaptı. Atalarımız, ilk insanlar.